Zamzam TV'de asadli obunachilar uchun shunaqa 30 bor Qur'oni Karimni ko'rishlarimizga ham arabcha, ham kirilcha tarjima tafsirlari bilan qo'yilgan holati, shunaqa chiroyli islomiy sog'imizni xarid qilgan birodarlarimizga 30% chegirmalarimiz bor. Zamzam TV 1.5 yosh munosabati bilan chiroyli aksiyalarni boshladi. Xarid qilgan birodarlarimizga O'zbekiston Qoraqalpog'iston Respublika aro dastavka bepul holatda manzillarga yetkazamiz. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وَجَعَلْنَا مِمَّنْ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ وَأَدْخِلْنَا بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ أَمَّا بَعْدُ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الله عز وجل قليلتكن إبادت لرمز خسن قبل قيام بسن تزكية النفس درس لردن نبات تيس أول قلتكن درس لرمز قسقشة تكرار لقوية ديان بسيك أساسي نقطة لر پیغمبرمز صلى الله عليه وسلم ايتدلر من عرف نفسه Arafa Rabbahu. Kim özünü tanısa Rabbisini tanıbdı. Başka hadiste ettiler. Arcahukum aklan aşaddukum hubban lillahi azze ve celle. İçilerde aklı racih rağları Allah'ın muhabbeti katlı rağları. Yani kimin aklı pişir yetken bulsa o Allah'ta Allah'ın muhabbeti katlı buladı. Adamlar üç kul buladı. Allah'ın mahlukatlarını tanıgan adamlar, Allah'ın büyürüklerini tanıgan adamlar, Allah'ın özünü tanıgan adamlar. Allah'ın mahlukları hakkında ve Allah'ın büyürükleri hakkındaki ilimli örgenişlik bir kıl. Kitap gerek, okuş gerek, damla gerek, tekrar gerek, mutala gerek, egzamin gerek. Bana şu ikili ilim örgenişlik yolu bir kıl. Ve bana şu mehnet tıkıgan adamga, bana şu ikide ilim kallası da neticesi kaladı. Ama Allah Ta'ala onu özünü tanıtadığın ilimli, örgenişliğini buradırlar yolu başkaça. Çünkü Allah leyse kemithlihi şeyun bolgan zat. Hiçbir narsa Allah'a okşamaydı. Allah hiç narsaya okşamaydı. Madem ki şunu kabul edin ki Allah'ın mahlukatlarını tanıtadığın ilim bilen Allah'ın özünü tanıtadığın ilimden birbirine okşamasını gerek. Bana o birinci ikide ilimde yolu bir kıl dedik ya, sana dedik, kitap, damla ve hakezalar. Ama Allah'ını tanıştık için İmam-ı Gazzal yine mi dedi? Cahid tuşahid. Ciddi cahd kıl, mihnet kıl, nefsini kine, nefsini mihnetke sal, şunu da köresen. Şunu alayım mı? Birinci ikide ilimde örgenişlik, fakat zihni zor, hatırası müstahkem adamlar için. Hemenem zihni zormaz. Demek bu şari ilimlerini ya ki dünya ilimlerini örgenişlik hemmanın kolundan kemiydi. Ama Allah'ını kareyinde acil. Allah'ını tanıtadığın ilimde narkı balad. Lekin bu hemmanın imkaniyatıdır. Nafsiz hohlayken işini tez karısını kılasız. Şariyat teklifatını nafsiz hohlamayken bu siyam kılasız. Kekirdeğden üşüyorsunuz nafsizdi. Türesen madde değilsiz. İni Allah da olasız ki özünü, nürünü saladı kalbizge. Yani kadar öğretmen, Allah'ın mahlukatları hakkındaki ilim, Allah'ın büyürükleri hakkındaki ilim, bu ilimlerde örgenişli yolu bir kıl ve buna hemme alamıydı, zihni her kıl. Allah Ta'ala'nı tanıtadığın ilim, bu ikili ilimden balant, lakin bunge hemmen imkaniyatı var. Kim canını köpürak riyazat kesiyorsa, kim nefsini köpürak sindirip dursa, şeytanın başını kayırıp dursa, şeriatı remkeste duradığın olsa, bana şu bendeki Allah Ta'ala, agarchi odam Qur'onni zo'r o'qiyolmasa ham, 10 mingta hadisni bilmasa ham, shariy ilmlarni zo'r o'rganmagan bo'lsa ham, Alloh taolo berib yuborar ekan shu narsani. Allohning rahmatini, adolatini ko'ryapsizmi? Agar Allohni tanitadigan ilm ham zehnga muhtoj bo'lganida, qancha-qancha odamlar bu ilmdan bahra ololmay qolgan bo'lar edi. Aytiladi, Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamning so'zlari shariat. Uzatının fiilleri tariqat, halatları hakikat. Yani sözler, tariqat ve hakikat.
Nima bilamiz bu haqida? Rasulullohning so'zlari shariat. Nimani buyurgan bo'lsa, u narsa shariat. Nimadan qaytargan bo'lsa, u ham shariat. Nimani taqrir qilgan bo'lsalar, u ham shariat. Nimani ustida sukut qilgan bo'lsa, bu ham shariat. Masalan, ana shu g'azovatlarning birida Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning oldida kalta kesadi pishirishdi. Kalta kesa ichki mardimiz shuni pishirishdi. Rasululloh uzatishganida qo'lini uzatib turib, "Nima bu?" dedilar. Manaqa ichki mard deganida qo'lini tortib oldilar. Shunda Xolid ibn Valid, "Ahromun huwa ya Rasululloh?" "Harammi?" deganida, "Yo'q, bizda bu narsa yeyilmaydi" dedilar. Endi bu degani yeyoringlar degani, mana shu ham shariat bo'ladi. Rasululloh indamagan bo'lsa, qissa bo'laveradi degani. Shariatda qaysi narsa man qilinmagan bo'lsa, shu muboh degani. Tushuntira oladimmi? Shariatda mana bu narsa yo'q edi shariatda. Masalan, svetofor yo'q edi. Svetofor yo'q edi, samolyot yo'q edi, telefon yo'q edi, yo'q edi. Paydo bo'ldi. Bu muboh deyiladi. Modomiki bu narsani haromligi dalillar bilan isbotlanmagunicha. Rasulullohning fe'llari tariqat. Birodarlar, tariqat bilan shariatda farqi bor. Nima u? Shariatning olimi bor, tariqatning olimi bor. Shariatning olimi senga Rasulullohning namozi qanday bo'lganligini, namozining kayfiyatini aytib beradi. Qanday o'qigan, necha rakat o'qigan, rukuda qanday turgan holati, qiyomda turganda nimani o'qigan, namozni farzi, sharti, vojibi, sunnatini bayon qilib beradi. Bu namozning suratini sizga bayon qilib beradigan odam shariat olimi bo'ladi. Endi tariqat olimichi, uni mana o'rgatadi senga. Biz hozir o'sha shariatni o'rgandik, tariqatni, tasavvufni, haqiqatni o'rganmadik. Biz shuni o'rganmoqchimiz birodarlar. Mana shu darsimizdan ko'zlagan maqsadimiz shu. Tariqat olimi Alloh tomonidan senga bir karomat berilishi uchun nima qilishing kerakligini o'rgatadi. Allohning amrida mustaqim bo'lishing lozim deydi. Ko'zingni haromdan tiy. Qorningni harom shubhali luqmalardan saqla. Seni istiqomaga buyuradi. Mana shu tariqat ulamolarining ishi. Shuning uchun namozga kelayotgan odam qarasiz, namozini shakli surati juda ham zo'r. Tahorati chiroyli oladi, o'rgangan. Ruku sajdalari o'rnida o'rgangan. Qiroati, tasbih tahlillari o'rnida. Namozning surati zo'r. Namozning surati zo'r. Lekin tariqatdan qalb tarbiyasi, nafs tarbiyasidan bexabar bo'lganligi uchun nechinchi rakatda turgani esdan chiqib qoladi. Shuning uchun namozda ko'zimizga yosh kelmaydi. Shariat ilmi amallarni tashqi ko'rishini o'rgatadi sizga. Tariqat ilmining olimi sizni nafsingizni ibodatini, nafsingizni tarbiyasini o'rgatadi. Biz shuni o'rganmoqchimiz. Demak, shariat, tariqat, shunisi haqiqat. Rasulullohning holatlari haqiqat. Alloh taoloni tanishda birodar, bir holatdan ikkinchisiga o'tishing, bir martabadan ikkinchisiga ko'chishing, bir manzilatdan keyingi manzilatga yuksalishing haqiqat ulamolarining ixtisosidan. Soddaroq aytsam, ol mushlash o'ynar eding. Kim bilandir. Aytishar eding, mushlasa mushlashib ketar eding. U bir holat edi. Agar sen shariatni o'rganding, tariqatni o'rganding. Endi haqiqatga kelgan bo'lsang, bir pog'ona ko'tarilgandan keyin senga g'udur-g'udur qilib so'ysa bunday qarab turib, indamay ketadigan bo'lib qolasan. Bo'yanmi shu narsa bir amalda hayotingizda? Avval shularni bittasi edingiz. Qirqishib, tortishib, so'kinishardingiz. Imom G'azzoliy aytdi: "Jahid tushahid." Joningni qiyna, nafsingni qiyna, mehnat qil, kuch sarfla, keyin ko'rasan. Demak, ilm olish uchun kitob, muallim, qiroat, takror lozim bo'ladi. Alloh taoloni tanishga esa istiqoma, dinda mustaqim turishlik kerak bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Shayyabatni Hud va ahovatuha." Meni Hud surasi va uning oyatlari qaritib yubordi. Haqiqatan Hud surasi tushganidan keyin Rasulullohning shaxsiyatida qarilik alomatlari birdaniga paydo bo'la boshladi. Soch-soqollariga oqlar kirdi, qariyotgani ko'rinib qoldi bir qisqa muddatda.
Resulullah vefat ettiler. Uzat Rafiqul Aloga hicret qilganlaridan keyin sahobalarning biriga birini tushiga kirdi. Shu hadisni sharhlarda keladi. Haligi sahobiy so'radi: "Ya Rasululloh, siz meni Hud surasi va uning oyatlari qaratib yubordi degan edingiz. Qaysi oyati qaratuvdi sizni?" deb so'raydi. Rasululloh javob berdilar: "Fastaqim kama umirta oyati." Bas, ey Muhammad alayhisalom, siz o'zingizga buyurilganidek to'g'ri yo'lda bo'ling oyati. Sizga buyurilganidek mustaqim bo'ling, to'g'ri yo'lda turing degan oyat tushganda payg'ambarimiz buyurilganidek mustaqim tura olyapmanmi degan g'am bilan Rasululloh qarab ketgandilar. Alloh buyurgandek mustaqimlikka qancha yaqin kelsangiz, shuncha darajasi ko'tarilaveradi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar: "Kafa bil mar'i ilman an yakhshalloh va kafa bil mar'i jahlan an yu'jaba bi ilmihi." Bir odamning Allohdan qo'rqayotganligi u uchun yetarli ilmdir. Kishi Allohdan qo'rqyaptimi? Demak, ilmi bor. Allohdan qo'rqyaptimi? Ilmi bor. O'zining ilmi bilan havolanishi esa uning johilligiga kifoyadir. Talibi ilm, ilmda rivojlanib, ilmda o'sib boraveradi, toki o'zini talibi ilm ekanligini e'tirof qilib tursa. Biz hali talibi ilmmiz, biz hali ko'p o'qishimiz kerak desa, ammo men olimman desa, o'shkuni johilligi aniq bo'ladi. Biz ilmda o'saveramiz, modomiki o'zimizni talibi ilm ekanligimizni tan olsak, ilmimiz ko'p emasligini tan olsak, hali ko'p o'qishim kerak degan e'tiqod qalbimizda tursa, demak biz talibi ilmimiz, biz o'syapmiz ilmda. Imom G'azzoliyning so'zlaridan: "Alloh haqidagi ilmning narxi baland, natijalari esa yuksak va go'zaldir." Mana shu xulosalardan bittasi. Alloh haqidagi ilmni narxi baland, lekin natijalari o'shinga yarasha yuksak va go'zaldir. Bir odam ilmizli edi. Kitob o'qiydi, tinimsiz harakatda. Ammo ma'siyatda muqim. Xohlaganini yeydi, xohlaganini ichadi. Bu odamda xotirasi kuchli, zakovati mustahkam bo'lgan odam. O'qiganini yaxshi tushunadi, eslab qoladi. Bu odamda qandaydir ilm bor. Ammo bu ilm narxi arzon. Ammo bu ilmning narxi arzon, chunki narxi o'qish, takrorlash, yodlab olish. Shumidi bu ilmning narxi? Demak, narxi arzon ekan. Ammo Allohni sizga tanitadigan ilmni narxi baland bo'ladi. Unga ko'p mehnat qilishlik kerak bo'ladi. Agar biz Allohni tanishni xohlasak-u, lekin gunoh ma'siyatlarda ustida turgan bo'lsak, shahvatlarimizdan kecha olmayotgan bo'lsak, bu eshik biz uchun yopiq. Allohni bizga tanitadigan ilmning eshigi bizga yopiq. Agar gunoh ma'siyatdan tiyila olmayotgan bo'lsak, bu eshikka yaqin kirishlik izn berilmaydi. Alloh taoloning nuri bizi qalbimizga berilmaydi, qalbimizga tajalli qilmaydi. Xulosa, shahvatlardan voz kechamiz, jilolaymiz, nafsimizni tozalaymiz. Shundan keyin astagfirullah, qad aflahal mu'minun alladina hum fi salatihim khashi'un walladina hum anil lagvi mu'ridun. Dar haqiqat mu'minlar najot topdilar. Aytdik-ku, nafsni tozalaymiz, nafsni bo'g'amiz, havoi nafsdan qaytaramiz. Shunda Alloh aytayapti, dar haqiqat mu'minlar najot topdilar. Qaysilar? Qaysi mu'minlar? Ular namozlarida qo'rquv va umid bilan bo'yin eguvchi kishilardir. Ular behuda, foydasiz so'z va amallardan yuz o'giruvchi kimsalardir. Lag'vdan o'zini uzoq qilgan. Lag'v nima? Allohdan boshqa hamma narsa lag'v deyiladi. Allohdan boshqa hamma narsa bekarchilik deyiladi. Kechasi uxlamasdan futbol tomosha qilish lag'v. Chunki unda hech qanaqa sizni Allohga yaqin qiladigan ishi yo'qda. Sizni Allohga yaqin qilmayapti mana shu ish. Sizni Allohga yaqin qilmayapti mana shu so'z. Sizni Allohga yaqin qilmayapti mana shu bahs. Demak, hammasi nima ekan? Lag'v, bekarchi narsa ekan. Eshitdingmi? Mana qanaqa bo'pti Yevropada. Endi futbol mana qanaqa bo'lar ekan.
oturup bir saat somorda bahs kıladı. Hop bahs tugadı. Mana şu bahsinin neticesi sizi Allah'a yakın kıldı mı? Demek ki lağı var gene. Ben haliki mektabımızı Koraoğlu Pazıl Tağar ayeti verdim ha. Hüttü o şeyde bana. Yüz gekirgen adam bitti sistemi payda bolu yoğup getişçe kördü. Yüz yıl yaşayan adam sırada yapırken yapıyorlar. Hamas bekerçi diye yaptı da. Üçüncü ayeti yaptı. Kim necat taptı? Namazı da korku umid bile namaz okuydu. Ve lağıvdan ne kıladı? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etediler. At-tahuru şatrul iman. Paklik imanın yer midir? Paklik imanın yer midir? Paklik degen de biz fakat yine cismani paklik de tasavvur kılamız. Taharat degen de biz şu namaz için kılınadigen amel mahsus azalarını yuvuşlik. Şimdi İmam-ı Gazzali kandı şüngen şu hadisine. İmam-ı Gazzali köp takirallemen bu yapımı. İnsanın psikolojisi hakkında, insanın içki dünyası hakkında en köp ve en doğru yapırken oğlum. İmam-ı Gazzali bana şu insanın nafsı, ruhaniyeti, psikolojisi hakkında bunca ilimki kendi egebi oldu. Kariyeler acayip de. O kişi özünü zamanındaki müştahitlik makamı yeterdi. Şer'i ilimlerini mükemmel örgenedi. İlim düşke böldü ya. Şeriat, tarikat, hakikat. Şeriat ilmini mükemmel örgenip müştahit boladı da 10 yıl terk-i dünya akıladı. Mescitten çıkmıyordu. Ders vermiyordu. Fakat özüne nafsını riyazatı bile şugulanadı. İtikaf oturadı 10 yıl. O burungi Ramazanlarda ötkenmiz İmam-ı Gazzali'nin dersini eşitip oysayla boladı taftırıp. Bana şu 10 yıl özünü canını kıynadı. Yaşı avukattan, daimi uykudan, ziyafetlerden, adamlarda mezhebi mezhe suhbetlerden, dünyadan, terk-i dünya kılıp üzülgenden keyin, nafsını kekirteyden, şunu üşegenden keyin, Allah bu kişiye başkalarına açmagen ilimini açtı. İnsanın şahsiyeti, ruhiyat hakkındaki ilimini bana şu kişiye verdi. Canını kıynadı yine aldı. Abdullah ibn-i Mas'ud raziyallahu anhu vafatını aldı da Osmanlı'dan fankirdi ziyaretine. Falan şehir aylığınızı almadınız devletten. Şu devletinizi aylığınızı alın. Degene de ben keti yapmam dünyadan dedi. Ha kızlarınızı kaladı dese ha kızlarımda fakirli yetişten korkasın mı? Ben kızlarımı örgütü koyayım ben. Her keçe Vakıya suresini okusa onlar ki fakirli yetmiydi degen hadis değişkensiler. Her günü vakıyanı bir ay okuyansılar. Bir yıl okuyansılar. Karasız kemçilik tüyeme yaptı. Kim? Şu hadis zayıf rak şekli. Çoğutta bir yıl okusayam umumiye fakirlik. Değil mi? Siz Allah Teala size hemme dünyadaki gamlarınızı özünü zimmesine alıp koyuşluğunu şu vakıya suresini okuyuşluğu bilenle bobketer de öyle odiz mi? Vakıyanı hatın üstünde okuydu, siz köşede yürüpsiz, mezhebi mezhebi lağı bilen. Onu kabul miydi birader? Allah da Allah kalbinizde sakinet, hatırcamda düşürüşünü hali yapsın mı? Bu canlı kıynaş gerek. Bu canlı tozalaş gerek. Bu canlı ne makiliş gerek? Mihnetke salış gerek. Bana duanı 10 mimette okusa kembegallik etedi, karzıdan kurtulası, fakat dua kıladı oturalım. Bir ay çıkmasından dua kıladı. Lekin televizyonu gördü. Telefonda yatadı. Mezhebimiz işlerde kılar. Günah masiyetten çıkmaydı duada kılıyor adı. Şimdi şunu yapsınlar mı ki bizi dualarımız icabı doğma yaptı. Kullas canlı kıyneyesiz. Hala mı ediyorsunuz ki mecbur kılarsınız? Şeriat büyürgen işlerine kendi kütasız. İmam-ı Gazzali bana şu hadisin şarkıda ayıtadı ki paklik törkülü buladı. Paklik imanın yarmıdır dedim Peygamberimiz. Birinci derece cesedini pak saklıysan. Necasattan, napak narsalardan. Mumun maddi manada pakize buladı. Cesedi taza buladı. İkinci manası. Azalarını günah masiyetten saklıysan. Közini, tilini, ayak kolini. Paklik imanını yarmadı. İkinci manası şu. Üçüncüsü. Ahlakını taza kılasan. Yaman hukuklardan. Kibirden, hasattan, yine güdurattan, gazaptan, gıybetten. Dördüncüsü. Allah'tan başka hemen arsanı kalbinden çıkarıp taşlayırsan.
kalbinde fakat Allah bo'ladi. At-tahuru şatrul iman. Poklik imonning yarmi deyildi. Müslümanda cesadı toza bo'ladi. A'zolari gunohlardan toza bo'ladi. Axloqi toza bo'ladi hamda qalbi toza bo'ladi. Qalb Alloh taolo nazar qiladigan bizning a'zoyimiz. Alloh taolo sizlarga suratlaringizga, jasadlaringizga qaramaydi, lekin qalblaringizga qaraydi, amallaringizga qaraydi deydi. Bir odam Ka'bani tavof qilar ekan duo qilyapti. Ey Alloh, mendan rozimisan? Shunda haligi odam orqasida kelayotgan bir kishi, ey birodar, Robbiz sizdan rozi bo'lish uchun siz ham Robbizdan rozimisiz dedi. Haligi duo qilgan odam siz kimsiz deb so'radi. Orqada turgan odam men Muhammad ibn Idrisman dedi. Kim edi bu kishi? İmam Shofiy edi. U kishi qanday qilib Allohdan men rozi bo'laman? Axir men uni roziligini istab yurgan bo'lsam dedi. İmam Shofiy javob berdi. Ne'matga xursand bo'lganingdek, musibatga ham xursand bo'layotgan bo'lsang, demek sen Robbingdan rozi ekansan. Xursandchilik kelganda alhamdulillah, alhamdulillah deb rozi bo'ldingiz. Endi ozgina musibat kelib qolsa, jazavaga tushayotgan bo'lsangiz, demak siz Allohdan rozi emassiz, demak Alloh ham sizdan rozi emas. Bizni shikoyat qilmagan kunimiz yo'q-a? Hayotdan norozi bo'lmagan kunimiz deyarli yo'q. Albatta nimadandir norozi bo'lib turamiz. İmom G'azzoliy aytdi-ku, Allohni tanishga olib boradigan ilmni narxi juda baland, qimmat bu ilm. Lekin natijasi yuksak va oliydir. Narx juda ham baland, birodarlar. Ammo o'sha narxni to'lay olsak, mukofot shunga yarasha bo'ladi. Hamma shahvatlarni tashaymiz oyog'imizni tagiga. Aytamizki, Parvardigor, yolg'iz o'zing meni maqsadimsan. Meni yolg'iz talabim seni roziliging. Umumiy g'oyani tushundinglar-a, birodarlar. Jonni qiynash kerak ekan. Ko'zni tiyish kerak ekan. Tilni tiyish kerak ekan. Sunnatni o'qish kerak ekan. Tasbihni aytishni kerak ekan. Qalb faqat Alloh bilan ovora bo'lishi kerak. Shunda inni ko'rasiz. Jahid tushahid. Joningni qiyna ibodat bilan, shariat bilan. Shundan keyin ko'rasan. Alloh taolo Qur'onda aytadi: Astaydu billah. İnna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna. Albatta Alloh mu'minlarning jonlarini va mollarini sotib oldi. Nimani barobariga? Jannat barobariga. Juda ko'p oyatlarda mollari va jonlari bilan kurashadilar deydi. Bu oyatda jon moldan avval aytildi. Ayting, agar sarf qilishlik kerak bo'lsa, pulni sarf qilishlik osonmi, jonni sarf qilishlik osonmi? Molni sarflash albatta nafsni sarflashdan oson bo'ladi. Shuning uchun inson yengilini qilishlikka harakat qiladi, lekin ikkalasini ham qila oladi inson. Bitta mana shu oyatda nafs moldan avval zikr qilindi. Asl narsa shu. Nafs moldan qimmat turadigan narsa. Shuning uchun eng katta sahovat qaysi sahovat desa, mol sarf qilinayotgan sahovat emas. Jon nafs qilinayotgan sahovat. Nafs bilan qilinayotgan. Hasharga aytadi. Akangiz, ukangiz, qarindoshingiz. Shunda kelib o'zingiz ishlashingiz bu nafsning sahovati bo'ladi. Mardikor bo'lib bozorga borib turib, o'sha 2000 so'm qo'liga pul berasiz, kechgacha ishlaysan desa, olib kelib qo'yasiz. Aka, meni jini ishlarim ko'p edi. Undan tashqari bu yerga kelsam ham ko'p ham ishga yaramayman men. Undan ko'ra mana ishni qiladigan ikkita odamni olib keldim deysizda, zo'r ish qilgan bo'lasiz. Shunda sizni hasharga aytgan odam uchun o'zini turgani yaxshimi-da, ishlamasa ham? Yoki mardikorni olib kelib qo'ygani yaxshimi-da? Sizning yuzingizga shunaqa qilishdi. Qasmisi yaxshi edi sizga? U sizni qadrlagani uchun keldi-da. Muhimi keldi, ishini tashab keldi. Sizni qadrlagan odam siz uchun vaqtini ajrata oladi. Sizni qadrlagan odam siz uchun vaqtini topib keladi. Bir odam o'zini qandaydir ilmiy sohasida professor bo'lmoqchi. Erishmoqchi xolos shu martabaga. Ammo
O maksadiga olib boradigan hech narsani qilmaydi. Uyquni kanda qilmaydi. Doim o'yin kulgi, ulfatlar bilan osh-go'sh, bemaza gap so'zlar, suhbatlar, telefon, o'yin kulgi. Maqsad nima edi? Professor bo'lish edi. Ammo professorlikka olib boradigan bironta ishni qilmadi. Bu professor bo'ladimi? Bo'lmaydi. Bularni hammasini tashlaydi. Keragicha o'xlaydi, keragicha yeydi. Ulfatlardan voz kechadi, kayf safodan voz kechadi, jonni qiynadigan professor bo'ladi. To'g'rimi? Dunyodagi bitta martabaga erishishlik uchun shuncha mehnat qilish kerak bo'lsa, Al-Malikul Muqtadir bo'lgan Alloh subhanahu va taoloning huzurida bir maqomga, martabaga erishishlik uchun qancha mehnat qilishimiz kerak? Dunyoda sportmenlar kattaroq bir chempionatga, turnirga qatnashganda uydan olib ketadi. Bir oy, ikki oy xotiniga ko'rsatmaydi. Bola chaqasiga ko'rsatmaydi. Faqat fikr zikr nima bo'lsin, trenirovkada bo'lsin deydi. Bitta medalga ega bo'lishi uchun, chempion degan bir unvon uchun. Endi Allohning huzurida martabangiz baland bo'lishini xolasiz, joningizni qiynashingiz kerak emasmi? O'shada faqat duo qilamiz, bu yerda hayot bobbagida ketaveradi. Yo, birodar. Seni uyingda faqirlik tugamaydi. Seni uyingda baraka bo'lmaydi. Joningni qiynamaguningcha. Mehnat qilish kerak. Bu martabani narxi baland. Hamma rag'bat xohish istaklarni oyog'imizdagi tashlaymiz, vaqtimizni hammasini Allohga sarflaymiz, shunda shu martabaga erishamiz. Ey sayyidim, moldan zakot qancha beriladi dedi. Uni sayyidi javob berdi. Sizlardami, bizdami dedi. Bu kishi so'rayapti, ey sayyidim, sizlarda degani nimasi-yu, bizda degani nimasi? Sayyidi javob berdi ustozi. Sizlarda molning 40dan biri zakot qilib beriladi. Bizda esa, bizda banda o'zi ham, uni moli ham sayyidiniki bo'ladi dedi. Aytdi-yu, Alloh jannatni sotdi ularga dedi. Nima evaziga? Nafsini va molini sarf qilish evaziga. Allohga topshirasiz o'zingizni, qarab turasiz. Molingiz, kuch-quvvatingiz, vaqtingiz, imkoniyatingiz, o'y-fikringiz hamma-hammasini Allohniki deb bilishingiz kerak bo'ladi. Imom G'azali aytdi, Allohni tanitadigan ilmning narxi baland, lekin shunga yarasha natijasi ham yuksak, go'zal bo'ladi. Agar faqatgina Alloh taoloni amru nahisini, dalillarini, qoida usullarini, ya'ni shariy ilmlardagi o'rgansang, bilsang, hamma savolga javob beradigan darajada bir olim bo'lsang-u, ammo harom xarishdan o'zingni to'xtatmayotgan bo'lsang, nafsini majbur qilmayotgan bo'lsang, Allohning bir hukmiga, oldingdan bir ayol o'tib ketayotganda ko'zingni to'ldirib oxirigacha tikilib turgan bo'lsang, bu juda ham bir g'arib holat. Sen Allohning buyruqlari haqidagi ilmda o'rganibsan, lekin Allohning o'zi haqidagi ilmdan g'ofil qopsan. Shuning uchun, birodar, agar Allohga osiy bo'layotgan bo'lsang, Allohni hali tanimabsan. Qilgan gunohingni kichkinaligiga qarama. Kimga jur'at qilib gunoh qilayotganingga qara. Agar Allohni rost ekanligiga taniganingda gunoh qilgan uyalar eding. Mana birodarlar, payg'ambarimiz aytadilar, "Kafa bil mar'i ilman an yakhshalloh." Kishining Allohdan qo'rqmoqligi, ya'ni qo'rqayotganligi u uchun yetarli ilmdir. Natijalari yuksak va go'zaldir. Mana siz nafsingizni qo'lingizdan kelgancha majbur qildingiz mana ishlarga. Nafsni jilovladingiz, ko'zni tiydingiz, quloqni tiydingiz, g'ibatdan tiyildingiz, o'zingiz majburladingiz. Endi o'sayotganingizni qadam bilasiz. Yaxshi savol. Endi belgisichi? Inson buni qanday his qiladi? O'zini yuksalayotganligini qanday his qiladi? Bitta misoli bor. Agar sen dunyo parast odam bilan o'tirib qolsang, uni tubanligini ko'rasan. Aqlini kaltaligini, bema'ni narsalar bilan ovora bo'lib qolganini ko'rasan, xudbinligini ko'rasan. U odam bilan o'tirishni xohlamaysan, tubanligini ko'rishni boshlaysan. Yomon ko'p gapiradi mana shu odam deysiz. Bir yil burun sizdan shunaqa edingiz. Teppa-teng aytishar edingiz. Teppa-teng futbolda bahs qilar edingiz. Teppa-teng siyosatda tortishar edingiz. Nima o'ylab qarasangiz, u bari nima ekan? Ke qo'y. Eshitdingizmi? Yo'q, eshitmadim, nima kerak emas.
Oysha onamiz roziyallohu anhoni mana hodisatul ifkda zinoda ayblashdi munofiqlar. Musulmonlar o'rtasida bir oy gap tarqab yurdi. Shunda Abu Ayyub Ansoriy uyiga kirganida Ummu Ayyub aytdiki, "Ey Abu Ayyub, odamlar Oysha bilan Safvon haqida gapirayotgan gapni eshitdingizmi?" Ya'ni shular zino qildigan gap tarqab qolgan edi. "To'xta" dedi. "To'xta. Sen shu ishni qilarmiding?" dedi ayoliga. "Yo'q, qilmasdim" dedi. "Men shu ishni qilarmidim?" dedi. "Alloh saqlasin" dedi. "Oysha sendan yaxshi. Safvon mendan yaxshi" dedi. Ana birodarlar, Alloh taolo shuni aytdi. Mu'minlar shunday deyishsa bo'lmasmidi dedi mana Nur surasida. Ko'chadan keldingiz, eshitdingizmi dadasi? "To'xta xotin, menga kerakmi shu hozir?" "Yo'q, menga kerak emas, qo'y gapirmay qo'yaver. Menga tegishli bo'lmasa gapirmay qo'yaver." Allohni tanitadigan ilmni olish uchun itoatda bo'lish, mehnat, infoq sarf lozim bo'ladi. Al-imanu iffatun anil matomi'i, iffatun anil maharimi. Iymon nima? Iymon ta'malardan iffatli bo'lish, man qilingan narsalardan iffatli bo'lish. Ta'madan uzoqsan, gunohdan uzoqsan. Umar al-Xattob roziyallohu anhu xalifa bo'lib turar ekan, safarlarning birida ana shu sahroda qo'y haydab yurgan cho'ponga duch keldi. Mashhur qissa. Haligi cho'ponni bir sinashlik uchun qo'ylardan bittasi menga sotmaysanmi dedi. "Qo'ylar meniki emas, qo'ylar sayyidimniki" dedi. "Sotaver, pulini olasan. A, qo'yda o'lib qoldi deysan, yo bo'ri yeb ketdi deysan" dedi. Haligi cho'pon aytdi: "Vallohi menga pul juda ham zarur hozir. Agar bo'ri yeb ketdi desam, sayyidim ham ishonadi. Ammo Allohchi" dedi. Hech kimga bildirmasdan o'sha 1000 dollarni chiqarib oldingiz o'rtadan. Hech kim bilmaydi yolg'on gapirganingizni. Kim bilib o'tiribdi ayting. Hech kim bilmaydi. Raspiska olgani yo'q, diktofonga yozib olgani yo'q. Siz bilan Alloh o'rtasidagi sir. Shunda Allohdan qo'rqib oborib bera olyapsizmi? Muborak bo'lsin, iymoningiz bor ekan. Mana shu iymonni javhari, iymonda asli. Mo'min odam shunday beradi, ketaveradi. Bu faqat mo'minlar o'rtasida bo'ladi, ishonavering. Muzorabaga biznes qilasiz. Biroq 10 ming dollar berdiz, biznes qildingizda foyda bo'lmadi, deyapsiz. Bu qadam biladi u. O'shuning uchun muzoraba faqat ikkita mo'min o'rtasida bo'ladigan muomala. Allohdan qo'rqmagan odam bilan muzoraba qilib bo'lmaydi. Muzorabani puli kuyib ketsa, mehnat qilgan hech narsa to'lanmaydi, pul egasi pulga kuyib qolaveradi. U faqat ikkita mo'min o'rtasida bo'ladi. Allohning amrida mustaqim bo'lgan kishigina iymonni lazzatini totiydi. Oborib beradida mazza qiladi. Chunki shayton nima deyatuvdi? Bir 200 ni olib qol deyatuvdi. Qanaqa bilan berdingmi desa, berdi deysan, sanab o'tiramidi deydi. Shunda 200 deb olmasdan 1000 deb olib berdingiz. Mazza qilasiz. Nima qila oldingiz nafsingizni? Shunda yenga oldingiz, sindira oldingiz. Demek Allohni amrida mustaqim bo'lgan bandagina iymonni lazzatini tota oladi. Endi Allohga iqbol qilmagan odam bu iymonni lazzatini nima ekanligini totmaydi. Imom Junayddan so'raldi. Allohning valisi kim? Allohning do'sti. U suv ustida yurib ketadigan yoki havoni bosib-bosib tevaga ko'tarilib ketadigan odammi? Imom Junayd javob berdi. Sen uni amr va nahiy usulida topasan. Mana shu inson haqiqiy validir. Farzni bajaradi, gunohdan tiyiladi. Dunyo ilmlarini o'rgatadigan jamiyalar to'lib yotibdi birodarlar. Fizikani, matematikani, boshqa ilmlarni. Mana shu o'rganayotgan dunyoviy ilmlari agar inson xohlasa, unga Allohni eslatadigan ilm bo'ladi. Yer yuzidagi har bitta ilm insonga Allohni tanitadigan bir eshik bo'lishi mumkin. Albatta bu narsani mana shu talib ilm xohlayotgan bo'lsa. Allohning buyruqlari haqidagi ilm ham shularga muhtoj bo'ladi. Madrasaga, muallimga, takrorlashga, sinovga, imtihonga. Ularning natijasi miyada qoladi. Xulosa, inson bir narsani haromligini bilib turib ham qilayotgan bo'lsa, bu odam Allohning amrini tanibdi, lekin Allohni tanimabdi. Agar bir banda Allohni
buyruqlarını tanıp durup, öşü günahtı kılıyken bosa, şeriatını hükümlerden haberdar oldu, lakin Allah'ın kimliğinden haberdar olmadı. Allah Azze ve Celle barçalarımızı şeriatını hem, tarikatını hem, hakikatını hem ilmini örgünen salih bandalarda kılışını soruyoruz. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu.